Herkese günaydın, selamlar arkadaşlar. Manisa'dan başlıyorum bu sefer vloğa. Başlıktan da anlayacağınız gibi Dünya Rally Şampiyonası'nı izlemeye Marmaris'e hem de E36 M3 GT'mizle Bridget'le gidiyoruz. Sabah 5.30 gibi İstanbul'dan yola çıktık. Şu an saat burada 8. Akhisar'a geldik. 3-4 saatlik daha yolumuz var. Keyifli, güzel bir hafta sonu olacak. Uzun yolda arabalarımı kullanmayı ayrı bir seviyorum. Dünya Rally Şampiyonası'nı izleyeceğim. Yıllar sonra ilk defa canlı izleyeceğim. Epeydir hep televizyondan takip ediyordum. Hem biraz road trip hem biraz mini bir tatil olacak Marmaris haliyle, harika bir yer olduğu için. Red Bull'un davetlisi olarak gidiyoruz. Onlar da bizi güzel ağırlayacaklarını tahmin ediyorum. Keyifli, güzel bir vlog olacak. Yol görüntüleri, rally görüntüleri, pitler, garajlardan elimden geldiğince bir şeyler derlemeye çalışacağım. Kanalda da yeni bir vlog oldu. Keyifli geçecek. Takipte kalın. Arkadaşlar selamlar, Marmaris'e geldik. Güzel, keyifli bir araba yolculuğunun ardından. Şimdi Grant yazıcıdayız. Burada korona testi olmaya geldik. Seyircisiz bir etkinlik olduğu halde biz VIP alanlarını alınacağız. Bu yüzden test istediler. O burundan ağızdan giren sevimsiz şeyi yaptılar. 1-2 saatte sonucu çıkacak inşallah negatif olarak. Birazdan da resmi startın olduğu yere geçiyoruz. Keyifli. Az önce söylemiştim, bir şekilde bir yolunu bulup izleyeceğiz diye. Red Bull bizler için güzel bir tekne ayarlamış. Tekne de tam startın, yani seremonik startın önünde. Biz de oradan şu an tek tek pilotların selamlamasını vesaireyi çekiyoruz. Çok keyifli, arabalar da çok sinirli bu arada. Yarın artık etapları izleyeceğiz ama bu ilk gün bir tanışma günü gibi oluyor. Çok keyifli, birazdan oradan da görüntü vereyim size. Evet, otele doğru dönerken yolda böyle güzel tesadüfen bir etap kenarına denk geldik. Normalde seyircisiz ama şöyle tellerin arkasından bir kaçak kuçuk size biraz görüntü alayım dedim. Evet, Marmaris'teki ikinci günden günaydın, merhabalar. Otelimiz Bördüböt bölgesinde. Şansımıza etaplardan biri de bizim otelin çok yakınından geçecekmiş. Otel de böyle dere kenarı, nehir kenarı bir yerde. Oradan küçük bir botla şimdi etabı izlemeye gidiyoruz. Ya yani rally izlemek çok keyifli ama böyle izlemek de ayrı bir keyif. Bir tane dağ tepe gözümüze kestirdik, tırmandık. Tabii rally'nin olmazsa olmazı, doğayla iç içe izliyorsunuz her şeyi. Tam önümüzde de peş peşe 5 tane viraj bağlanıyor. Güzel ekipler de geçmeye başladı. Biraz şimdi buradan görüntü vereyim size. Artık hangi pilot geliyorsa helikopter de takibe geldi. Aynı karede hem VRC'nin çekim helikopteri hem de güzel bir VRC aracı görmek de keyifli olacak. Bakalım kimi arkasına takıp getirecek buraya. Geliyor. Demek ki araç da geliyor.
Evet, öğleden sonra etabı içinde Datça 2 etabına geldik. Burada biraz daha uzaktayız maalesef. Allah'tan sabahtan otelimizden izlemişiz. Seyircisiz olduğu için yine tabii tekneden izliyoruz ama valla şu VRCL'e kadar şu akrobatik helikopter de bir o kadar etkiledi beni, yalan değil. Muhteşem bir pilot yani. Bu sefer biraz daha yakından botla gelip çekelim dedik. Yine bir tık uzağız ama güzel bir aksiyon çekeriz diye düşünüyorum. Sahilden de bu iş olmaz. Çıkacağız bir tepeye dedik. Ve güzel bir izleme noktası bulduk. Bakalım beğenecek misiniz? Bayağı sıfırımızdan geçiyor. Evet, şimdi de milli gururumuz Yağız geliyor. Hepimizin gönlü onda. Hadi bakalım Yağız. Evet, Marmaris'teki son günden bize günaydın, size selamlar. Evet, Bridget'i çıkardık. 2 gündür yatıyordu, olduğu yerde duruyordu, pek kıpırdamamıştı. Dönüşe sakladım yani onu, yolda biraz yorulduk. 1-2 tane güzel nokta var kafamda, orada 1-2 foto çekeceğim. Daha sonra yola çıkıyoruz. Arabamız benim en sevdiğim mod olan mis gibi leş kondisyonunda. Hemen yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi sinekler, böcekler, her türlü ağaçlardan akıntılar. Üste güzel. Çok iyi, çok iyi. Pis araba iyidir. Sürüldüğünü gösterir. Ama tabii döner dönmez İstanbul'a güzel bir spa'ya alacağız kendisini. Ufaktan yollanıyoruz. Saat 10.30 gibi çıktık. Akşam herhalde 5 gibi de İstanbul'da olacağız bir aksilik olmasa. Benzinde sizden harika insanlarla tanıştık. Yani bir benzin molası için şehrin içine girdim. Orada bile 10-15 tane arkadaş merhaba dediler, sağ olsunlar. Hem sizlerle tanışmak her zaman çok keyifli, hem de motor sporlarına bu kadar gönül veren yeni nesil görmek çok ümit verici. Bu anlamda da çok hoşuma gitti. Hepsi bizi gördükten sonra etaplara gidiyorlardı izlemeye vesaire. Hepinize helal olsun yani. Çok güzel, çok keyifli bir hafta sonuydu az önce söylediğim gibi. Artık dönüş yolundan görüntüler. Marmaris ve VRC süper. Evet, Marmaris'in çıkışındaki meşhur Sakarya.
kar geçidi. Buranın yolları tam işte sevdiğimiz yollar. Tatlı tatlı 3-4. vites virajları. Yolu görmeniz lazım. Gelmişken bir seyahat özeti yapalım. Totalde 1500 kilometre yaptık git gel. Yaklaşık 116 ile gelmişiz ortalama süratimiz. Ne yaktı derseniz de 11 litre yakmış. Tempolu gittik ama öyle çok hızlı da değildik. Genel olarak 4.35 gibi gelir diyordu navigasyon. Onu da aşağı yukarı tutturduk. Arabanın navigasyonundan bahsediyorum bu arada. Çok güzeldi. 1500 kilometre, 1500 güzel anı ile dışarı çıktık ve sürdük. (Gülüyor)